İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ararat Krallığı'na ait eserler Batı Ermenistan'ın Kars şehrinde ziyarete açıldı. Azerbaycan'ın özel servisleri aldatarak bilgi topluyor. Vazgen Sislian, kurban, ihanet daha nereye kadar? Türkler Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Batı Ermenistan'ın tarihi yerlerini tanıyalım. Hayot zor. Hay Dersim dergisi her türlü soykırımlara ve katliamlara karşı çıkıyor. Mkhitaryan cemaati kütüphanelerinin Ermeni basın arşivi dijitalleştirildi. Batı Ermenistan'ın Ağrı ilinde 7 yıl önce düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen Ararat Krallığı, bir diğer adıyla Urartu dönemine ait tarihi eserler, Kars Müzesi'nde ilk kez ziyaretçilerle buluştu. M.Ö. 8. yüzyıldan kalma kaburga gövdeli kaplar, dini ritüellerde kullanılan gümüş ve bronz sütular, at alınlığı ve göğüslük ile yuvarlak formlu metal aksamdan oluşan eserlerden onu müzede sergilenmeye başlandı. 88 Urartu eseri üzerindeki çivi yazılarından belli olduğu üzere Kral Argişti dönemine, yani M.Ö. 8. yüzyıl olarak tarihlendirilmektedir. Azerbaycan özel servisleri sahte istihbarat toplamak için sadece Artsakh'ta yaşayan sivilleri değil, aynı zamanda askerleri de hedef almaya başladı. Artsakh Ulusal Güvenlik Servisi 2020'de 44 gün süren savaştan sonra Azerbaycan'ın Artsakh'ın barışçıl nüfusunu korkutmaya, Artsakh halkı arasında panik yaratmaya devam ettiğini belirten bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Azeriler bir dizi sosyal ağlarda açılan sahte ve cazibeli sayfalar aracılığıyla Ermeni askerleriyle iletişim kurarak kişisel verilerini elde ettiler. Bu tür durumlardan kaçınmak için Artsakh Ulusal Güvenlik Servisi sosyal ağlarda şüpheli kullanıcılarla iletişim kurmaktan kişisel bilgileri, fotoğrafları veya videoları, Artsakh'ın güvenliğiyle ilgili bilgileri aktarmaktan kaçınmaya bir kez daha çağrıda bulunuyor. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu Asala üyesi ve Van Hareketi'nin lideri Vazgen Sislian, Ermeni Lejyonu'nun rolü, önemi ve ideolojisi hakkında görüşlerini sunarak Lejyon'da görev yapan ve vatanın kurtuluşu için savaşan her askerin saygıyı hak ettiğini kaydetti. Ancak ihanete uğradıklarını ve yaptıkları işlerine ivme sağlanmadığını üzülerek belirtti. Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu Asala'daki eylemlerinden bahsettiği, özellikle 4 üyeli grubun asıl amacının Ermenilere yönelik soykırımın korkunç olaylarına ışık tutmak ve Ermeniler hakkında farkındalık yaratmak olduğu Van operasyonuna değindi. Bunun hakkında konuşmaktan adil bir yargılamaya kadar farklı durumlarda başarılı olabildiler. Vazgen Sislian, Ermenistan Cumhuriyeti ordusuna da atıfta bulunarak orduda bugün eksik olan ahlaki ve psikolojik durumun yanı sıra ordunun gerçek gizlilik ilkesine dikkat çekti. Röportajı özetleyerek bugün harika genç Ermeni evlatlarının olduğunu ifade etti ve Batı Ermenistan'ı unutmamaya ve onun için savaşmaya çağırdı. Türk savaş uçakları Ankara'nın Kürt militanların eğitim kampları, sığınakları ve mühimmat depoları olduğunu iddia ettiği yerler de dahil olmak üzere Kuzey Suriye ve Irak'taki bir dizi hedefi bombaladı. İşgalci Türkiye, Irak ve Suriye'de düzenli olarak askeri operasyonlar yürütüyor. Amacı, Ankara tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Kürdistan İşçi Partisi ve Suriye Kürt Halk Öz Savunma Güçlerinin üslerini imha etmesidir. Irak Kürdistan'ındaki terörle mücadele teşkilatı, Irak ve Suriye'deki hava saldırılarında çok sayıda kişinin öldürüldüğünü bildirdi ancak kesin bilgi vermedi. Hayot Zor, bir diğer adıyla Yervandunik, Metshaik'ın Vaspuragan eyaletinde bir ilçe ve daha sonra Van ilayetinde bir ilçe. Vilayetin batı kesiminde Van Gölü'nün güneydoğusunda Hayot Zor Nehri'nin geniş vadisinde yer almaktadır. Adı Ermeni halkının atası ve en yüksek savaş tanrısı Hayk Nahabet'ten gelmektedir. İlçenin ikinci adı Yervanduni Hanedanı'ndan kaynaklanan Yervandunik'tir. Yervanduni halkı ilk olarak M.Ö. 6. 4. yüzyıllarda Yervandunik ve komşu bölgelerinde siyasi faaliyetlerini yürütmüştür.
Hayotzor ilçesi Van Gölü'nün güneydoğu kıyısında yer almaktadır. Ana kısım Van Gölü'ne akan Angıh Nehri'nin alt orta akarsu havzasına uzanır. Batı Ermenistan'ın Dersim yöresinde yayın hayatına başlayan Hay Dersim'den yapılan açıklamada, dergi her türlü soykırımın, katliamın karşısında net bir duruşla yayın hayatına başladı. Bu duruşuyla da devam edecektir. Bulunduğumuz coğrafyada birçok ulusa karşı acımasızca soykırımlar gerçekleştirilmiştir. Soykırım denince akla sadece insanın kendisine yapılan katliamlar gelmemelidir. Bu katliamlar sonrasında o ulusun diline, kültürüne, inancına, gelenek ve göreneklerine yapılan müdahaleler, bunları yok etmeye yönelik atılan her adım, yapılan her türlü tahribat, soykırımın bir parçası ve soykırımın devamıdır denilmektedir. Mkhitaryan cemaati kütüphanelerinin Ermeni basın arşivi dijital ortama aktarıldı. Girişim, Ulusal Bilimler Akademisi'nin Temel Bilim Kütüphanesi, Mkhitaryan Cemaati ve Galus Gülbenkian Vakfı ile işbirliği içinde gerçekleştirildi. Dijital kütüphane 1794-1920 Ermeni basınından derlemeler içermektedir. Kullanıcılar veri tabanını ücretsiz olarak kullanabilir. Okuyucuya ve araştırmacıya sunulan dijital materyallerin açıklamaları bulunmaktadır ve kütüphane bilimin modern standartlarına göre listelenmiştir. Mkhitaryan Cemaati, Viyana Manastırı Kütüphanesi'nin 400 bin sayfası dijitalleştirildi. Çalışmalar devam ediyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nor Aşu adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Zepür Gitarna adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.